Hasan Basri Basralı Hasan rahmetullahi aleyh künyesi Ebu Muhammed ve Ebu Said'dir. Adı Hasan bin Ebil Hasan Yesar'dır. Baba adı Firuz, Müslüman olunca Cafer. Anne adı Hayre. Tanınması Hasan-ı Basri Doğumu 641'de Medine'de doğdu. Vefatı 728'de Basra'da vefat etti. Kabri Salihiyye'de. Aslı Basralı. Hocaları Muhsin Ali'den tasavvuf, Hazreti Ali'den tasavvuf. Talebeleri Rabia-i Adeviye, Malik bin Dinar, Habibi Acemi. Hasan-ı Basri'nin rahmetullahi aleyh babası Basralıydı. Müslüman olmadan önce Firuz ve Yesar isimleriyle anılıyordu. Müslüman olunca Cafer ismini aldı. İslam ordularının gittiği Meysan fethi sırasında Firuz esir düştü. Ashab-ı kiramdan Zeyd bin Sabit el-Ensari'nin kölesi oldu. Annesi Hayre Hatun ise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ümmü Seleme'nin hizmetçisiydi. Bu ikisi Müslüman olmadan evlendiler. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında 641 tarihinde bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya geldi. Doğduğunda teberrüken at koymak üzere halifeye götürdüler. Halife onun güzel yüzünü görünce adı Hasan olsun buyurdu. Henüz Müslüman olmamış bu aile Medine'de Vadül Kur'a denilen yerde oturuyordu. Medine'de Vadül Kur'a denilen yerde oturuyordu. Annesi Hayre Ümmü Seleme'nin evine gidip geliyor, onun hizmetini görüyordu. Küçük Hasan'ı da beraberinde götürüyordu. Bir gün Hayri Hanım, Ümmü Seleme'nin bir ihtiyacını görmek için dışarı çıktığında, henüz bebek olan Hasan ağlıyor. Bu durum karşısında Ümmü Seleme radıyallahu anha, onu şefkat dolu kollarına alarak bağrına basar ve emzirir. Ümmü Seleme ardından kollarını semaya kaldırıp, Ya Rabbi, sen bu çocuğu aleme imam ve Adem oğullarına uyulacak kimse kıl. Halk ona uysun, onun gittiği hak yolunu tutsun diye dua buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anha ihtiyar olduğu halde bu mübarek çocuk sebebiyle Allahü Teala onu emzirmesi için süt ihsan etmişti. Hasan-ı Basri'nin bütün hayatı boyunca fikri yapısına ve yaşayışına tesir ederek mutluluğunu hazırlayacak olayların başta geleni belki de budur. Ondaki hikmet ve fesahatin sırrını bu hadiseye bağlayanlar vardır. Zamanla anne ve babası Müslüman oldular ve kölelikten azad edildiler. Böylece huzurlu ve mutlu bir ailenin çocuğu olan Hasan-ı Basri'nin çocukluğu Medine-i Münevvere'de geçti. Bu sebeple Arapçayı en iyi şekilde öğrendi. Ümmü Seleme'nin evine annesiyle birlikte gidip gelen Hasan-ı Basri, İslam ahlakıyla yetişti. Daha çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İlk gençlik yılları Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında Halifenin irad ettiği bir hutbeyi dinledi. Hazreti Osman'ın sohbetlerinde bulunup istifade etti. Bu büyük halifenin asiler tarafından şehit edilmesine şahit oldu. O sırada 14-15 yaşlarındaydı. Medine-i Münevvere'de bulunduğu sırada sahabenin ileri gelenlerini görüp onların sohbetlerinde bulundu. 70 tanesi Bedir Gazası'na katılmış olan 130 civarında sahabeden ilim ve feyz alıp hadis-i şerif dinledi. Böylece zahiri ilimlerde yüksek derecelere yükseldi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh 15-16 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'den ayrılarak zamanının önemli ilim merkezlerinden olan Basra'ya gitti. Babasının memleketi olan Basra'ya yerleştikten sonra Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Abdurrahman bin Semure, Semure bin Cündep, İyad bin Himar, Makil bin Yesar ve Esvet bin Seri radıyallahu anhüm gibi sahabilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Hadis, tefsir, fıkıh ilimlerinde yüksek ilim sahibi oldu. Bundan sonra Abdurrahman bin Semure komutasındaki ordu ile Sicistan'a giden Hasan-ı Basri, ilmi çalışmalarının yanında fetih ordularına da katıldı. Yine i̇bn Ziyad, Horasan'a vali olunca, onunla birlikte Horasan'a gitti. On sene kadar süren faaliyetleri sırasında birçok sahabi ile görüştü. Onlardan ilim öğrendi ve rivayetlerde bulundu. Daha sonra Basra'ya dönüp orada bulunan sahabilerden ve tabiinin büyüklerinden ders almaya devam etti. Böylece eshab-ı kiramın Resulullah'tan naklen bildirdiği itikat, iman, zahir ilimlerini iyice öğrendi ve yetişti. Hasan-ı Basri Tasavvuf yoluna girmeden önce inci ticaretiyle meşgul oluyordu. Bu yüzden kendisine Hasanı Lütlüyi, yani İncici Hasan derlerdi. Ticaret için çeşitli yerlere gidiyordu. Bir defasında yolu Rum diyarına düştü. Orada bir törene şahit oldu. Devletin ileri gelenleri, askerler, sanatkarlar ve halk bu törene katılmıştı. Hasan-ı Basri, törenden sonra misafiri olduğu vezire bu büyük törenin anlamını sordu. Vezir şöyle anlattı. Çadırın ortasındaki tabut, Rum Kayseri'nin oğlunun tabutudur. O genç, son derece güzellik sahibi, kuvvetli ve heybetliydi. Bütün fenlerde ve ilimlerde bilmediği bir husus yoktu silah şörlükte arkasını yere getiren bir er çıkmamıştı. Gökten gelen bir afet ile kazaya uğradı. Kendisine verilen bütün ilaçlar şifa vermedi ve kurtulamayarak öldü. İşte her yıl bugün de o genci anmak için gördüğün bu törenler düzenlenir. Herkes onun tabutunun bulunduğu çadırın yanına varır ve şöyle derler. Her birimiz senin uğruna canımızı fedaya hazırız. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor? Bütün servetlerimizi güzelliklerimizi, ilim ve hünerlerimizi emrine tahsis ettik. Ama dünya kurulalı beri, insanlar zengin fakir ölümden kurtulmaya muvaffak olamamışlardır. derler. Ey, tüccarbaşı, İşte bu manayı anlamak için, Kayser ve diğer devlet erkanı, ve hükümdarın yakınları çadıra girip cenazeyi kucaklayarak teselli bulmaya çalışırlar. Ellerinden bir şey gelmediğini ve acizliklerini anlayarak dağılırlar. Bu hadise Hasan-ı Basri'ye çok tesir etti. Zaten dünya malının, makam ve güzelliklerinin geçici olduğunu bilen Hasan-ı Basri, bu hakikati yakînen kavradı ve ticareti bırakıp tamamen ahirete yöneldi. Dönüşünde şehre girer girmez elindeki malların hepsini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Basra hakimi olan Muhsin Ali'den el alarak tasavvuf yoluna yöneldi. Bu yolda kısa zamanda ilerleyip manevi derecelere yükseldi. Hiçbir zaman halktan bir şey kabul etmedi. Ancak hocası Muhsin Ali'nin izniyle vaaz verdi ve talebelerini yetiştirdi. Hazreti Ali radıyallahu an halifeliği sırasında şehir şehir dolaşır, halkını bizzat ziyaret eder, dertlerini dinlerdi. Nerede bir doğru yolu gösteren bir rehber görse veya duysa hemen yanına varırdı. Bir gün yolu Basra'ya düştü. Devesinden inip orada üç gün kaldı. Şehri gezerken Hasan-ı Basri'nin vaazını duydu ve onu dinlemek için içeriye girdi. Vaazdan sonra, Ey Hasan! Zamanın hadiselerini anlatan biri misin, yoksa hakiki gerçeği öğretmek isteyen bir kişi misin? diye sordu. Hasan-ı Basri, Gayet mütevazı bir sesle Resulullah'tan bize ne ilim geldiyse onu yaymaya çalışıyoruz. Haberini doğru bulduğum ilmi halka söylemekten çekinmiyorum." dedi. Hazreti Ali tebessüm ederek ona yöneldi ve tebrik etti. Daha sonra Hazreti Ali tasavvuf ile ilgili gizli sırları Babut Taşt denilen yerde Hasan-ı Basri'ye anlattı. Ona icazet vererek, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Sonra tarikatteki ilk hilafetnameyi yazıp, Hasan-ı Basri'ye verdi. Hasan-ı Basri, kavuştuğu bu manevi iltifat ve derecelerin verdiği zevkle, 40 gün bir şey yiyip içmedi. Sonra, irşat seccadesine oturup, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. İlimde rivayetlerine en çok başvurulan alimlerden ve fazilet sahibi yüksek velilerden oldu. İlim aldığı kaynağın sağlamlığı ve asr-ı saadete yakınlığı sebebiyle ilimde çok yüksek seviyeye ulaştıktan sonra fetva vermeye, ve talebe yetiştirmeye başladı. İlimdeki şöhreti, ahlakı, ders vermekteki üstünlüğü her tarafa yayıldı. Derslerine ve vaazlarına çok kimse katılırdı. Hatta evi sohbetinden istifade etmek için gelenlerle dolup taşardı. İlim ve faziletlerinden istifade ettiği ashab-ı kiram ile kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek siz onları görseydiniz, mecnun yani deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hasan-ı Basri'nin talebeleri, şeytanın vesvesesinden şikayet ederek, Ey rehberimiz! Şeytandan gayet incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor ve elinize geçen dünyayı sıkı tutun. Size lazım olacak diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor dediler. Hasan-ı Basri talebelerine gülümseyerek "Şeytan şimdi buradaydı. O da sizden şikayet edip dedi ki: Şu Adem oğullarına nasihat eyle de benim hakkıma tamah etmesinler." kendi haklarına razı olsunlar. Ne zaman ki Allahü Teala beni huzurundan kovdu, dünyayı ve cehennemi bana mülk kıldı, cenneti ve kanaati ise onlara verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar, benim mülküme tamah ediyorlar. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum. Hasan-ı Basri sözlerine devamla, eğer şeytanın vesvesesinden emin olmak isterseniz, dünyayı terk edin ve endişesini gönüllerinizden çıkarın buyurdu. Hasan-ı Basri, Allah korkusu ile çok ağlardı. Bir defasında dostlarından birinin cenazesinde bulundu. Cenaze defnedilince, kabir başında çok ağlayıp gözyaşı döktü. Orada olanlara şöyle dedi: Ey Müslümanlar, kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzilinin ilkidir. Madem ki hepimiz ölüp kabre gireceğiz, o halde nasıl zevk safaya dalıp gezebiliriz? İman ehlinden olanlar kaygılı uyanır, kaygılı akşamlar. Bunlar iki korku arasındadır. Biri geçmiş bir günah ki Allahü Teala tarafından nasıl karşılanacağı belli değil. Biri kalan bir ömür ki devamı müddetince hangi tehlikelerle karşılaşılacağı belli değildir. Sonunda ölüme varacağını bilen, kıyamette itilip kakılacağına inanan kişiye gereken şey, üzüntü ve endişe içinde olmaktır. Orada hazır bulunanlar bu sözlerinden dolayı ağladılar. Başka bir seferde de "Eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsanız dünyada hüznünüz çok olsun, çokça ağlayınız." buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh zamanının halifesi Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta da dünyanın boş olduğunu şöyle anlattı. Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalınacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir.'' Onu bilmeyen yer o da onu öldürür. Dünyada yaralı olup da yarasını tedavi ile uğraşan kimse gibi ol. Yaralı kimse yarasının azmasından korkarak perhiz yapar. Daha şiddetli acıya düşmemek için çektiği acıya sabreder. Tuzakları süsler altında gizlenmiş olan şu gaflet dünyasından sakın ona dalma bitmeyen arzularla gönüller çeken sözlerle süslenmiş nicelerini aldatıp kendine meftun etmiştir. Süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefisler ona aşık. O ise aşıklarını öldürüyor. Yaşayanlar ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Arif olanlar bile bu hususta dalgındır. Ona düşkün olan ondan dünyalık elde eder. Fakat aşırı giden aldanır. Ahirete gideceğini, dönüşünü unutur. Kalbi dünyaya dalar ve ayağa kayar. Sonra da büyük bir pişmanlığa ve derin bir hasrete düşer. Dünyaya düşkün kimse muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün Ayrı bir düşünce keder getirir derken dünyaya o kadar dalar ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız bir vaziyette ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın ey müminlerin emiri. Dünyadan kendini muhafaza edebildiğin müddetçe sevinçli ol. Yoksa ne kadar üzülsen yeridir. Dünya kimi sevindirirse sonunda mutlaka beğenilmeyen bir şey vardır. Dünyada sevinen aldanmıştır. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzünle karışıktır. Dünyada insanın başına ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır, emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Adem oğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyaracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azab ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah'a dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle ele geçirmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Allahü Teala'nın Musa aleyhisselama şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zenginliğin geldiğini gördüğün zaman, bu cezası çabuklaştırılmış bir günah de. Fakirliğin geldiğini görürsen, hoş geldin ey salihlerin alameti de. İstersen rahatlık sahibini öv. İsa aleyhisselam, katığım açlık, şiarım korku, bineyim iki ayağım, elbisem yün, ışığım ay, yemeğim ve meyvem yerden bitenler. Yanımda hiçbir şey olmadan sabahlar ve akşamlarım, yeryüzünde benden zengin kimse yoktur buyurmuştur. Hasan-ı Basri'nin Basra Mescidinde verdiği dersler büyük bir talebe topluluğu tarafından takip edilirdi. İlmi, zühdü, konuşmasındaki fesahatiyle herkes tarafından sevildi ve şöhreti her tarafa yayıldı. Hatta halife ve valiler onun ilminden istifade edebilmek için adamlar veya mektuplar göndererek başvurdular. Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği zamanında alimlere ve evliyaya büyük bir hürmeti olan Basra valisi Adi bin Ertat Hasan-ı Basri'yi Basra kadılığına getirdi. Devlet adamlarıyla olan münasebeti bu şekilde artmış oldu. Adaleti, takvası ve hizmetleriyle meşhur Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh Hasan-ı Basri'ye mektup yazıp adil devlet reisinin nasıl olması gerektiğini kendisine yazmasını istemişti. Bu arzu üzerine Hasan-ı Basri şu mektubu yazdı. Ey müminlerin emiri bilmiş ol ki Allahü Teala adil devlet reisini zulme, haksızlıklara mani olucu, zayıflara yardımcı, darda kalanlara destek olarak yaratmıştır. Adil devlet reisi, kendi malını nasıl korur ve evladına nasıl şefkatli davranırsa, tebaasına da öyle davranır. O, bedendeki kalp gibidir. Uzuvlar, onun iyi olmasıyla iyi olur. Bozulmasıyla da bozulur. Adil devlet reisi, Allahü Teala'nın emirlerine uyar ona itaat eder. Emrindeki tabasını da Allahü Teala'ya itaat etmeye sevk eder. Ey müminlerin emiri, saltanatta sahibinin himayesine verdiği malı ve aileyi darmadağın eden köle gibi olma. Allahü Teala kötülüklerden sakınılması için cezalar emretti. Bunu uygulayacak olan reis suç işlerse, yakışık alır mı? Ey müminlerin emiri! Ölümü, ölüm anında yakınlarının sana yapacakları yardımın azlığını ve ölümden sonrasını düşün. Ölüme ve ondan sonrasına hazırlık yap. İyi bil ki, şimdi bulunduğun makamdan başka, senin kabir denen başka bir makamın daha vardır. Orada uzun müddet kalacaksın.'' Dostların seni yalnız bırakacak ve tek başına kalacaksın. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, hanımından ve çocuklarından kaçacağı günde sana yardımcı ve dost olacak şeyi hazırla. Kabirdekilerin diriltileceği, gizli şeylerin ortaya çıkarılacağı zamanı hatırla. Artık o zaman bütün sırlar açılmış olacaktır büyük küçük ne varsa hepsi amel defterine yazılmıştır ey müminlerin emiri şu anda sen bir mühlet içindesin fırsat eldeyken ve ecel gelip çatmadan fırsat elden gitmeden Allahü Teala'nın kulları hakkında adaletle hüküm ver cahillerin hükmüyle hüküm verme onlar hakkında zalimlerin tuttuğu yolu tutma böyle yaparsan hem kendi günahını hem de başka günahları yüklenirsin senin felaketine sebep olan şeylerden istifade eden insanlar seni gaflete düşürmesin kendileri dünya menfaatlerini elde etmek için seni ahirette kavuşacağın nimetlerden uzaklaştırırlar Bugünkü gücüne, kuvvetine bakma. Ahirette halinin ne olacağını düşün ve ona göre iş yap. Ölüm bir ağ gibi seni sarmış, her an yaklaşmaktadır. Hesap vereceksin. Ey müminlerin emiri, sana şefkat edip elimden gelen nasihatı yaptım. Bu mektubumu dostunu tedavi eden doktorun ilacı gibi kabul et o dostunu şifaya kavuşturmak için acı ilaç içerir. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey müminlerin emiri. Basra'da bulunduğu sırada evlenen Hasan-ı Basri'nin Said ve Abdullah isminde iki erkek oğlu ile bir kızı oldu. Mütevazı bir evde yaşadığı gibi evinden hiç misafire eksik olmazdı. Tek başına yemek yediği görülmedi. Onun iki türlü meclisi vardı. Birincisi mütevazı ve kerpiçten yapılmış olan evi, ikincisi ise mescidiydi. Mescidi umumi olup ona herkes gelebiliyor ve orada her ilimden konuşabiliyordu. Evindeki meclis ise hususiydi. Daha ziyade kardeşler ismini alanlar oraya gelebiliyordu. Bazen evinin misafirlerle dolup taştığı da olurdu. Hatta öyle zamanlar olurdu ki sabahın erken saatlerinde gelenler bir türlü evden ayrılmak istemezlerdi. Bir defa oğlu onlara "Babamı biraz rahat bırakınız. Onu çok yordunuz. Zira daha bir şey yememiş ve içmemiştir." dedi. Hasan-ı Basri oğlunun bu müdahalesini uygun görmeyip sus. Allahü Teala'ya yemin ederim ki onları görmekten gözüme daha güzel gelen bir şey yoktur diyerek oğlunu ikaz etti. Onun sohbetlerini cinniler dahi dinlerdi. Talebelerinden birisi bu hususta şöyle anlattı. Bir gün sabah namazı vaktinden önce, onun devamlı namaz kıldığı mescidine vardım. Mescit daha açılmamıştı. Kapının üzerinde kilit vardı. Beklemeye başladım. İçerideki büyük bir kalabalıktan yüksek amin sesleri geliyordu. Biraz sonra Hasan-ı Basri yalnız olarak dışarı çıktı. Ben büyük bir merakla amin sesleri kimler tarafından söylenmiştir? diye sordum. Hocam Hasan-ı bana, Ya Abdullah, kimseye söyleme. Her gün cinler gelir, benden dua etmemi isterler. Ben de dua ederim, onlar amin derler buyurdu. Bir gün Hasan-ı Basri'ye birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti dedi. Hasan-ı Basri ise ona, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O da misafir olarak davet etmişti dedi. Hasan-ı Basri, sana neler ikram etti? Çeşitli yemekler ve meşrubat. Bunun üzerine Hasan-ı Basri o kimseye, bu kadar yemeği içinde sakladın da, bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Daha sonra kendisinin aleyhinde konuşan bu kimseye bir tabak taze hurma ile birlikte şu haberi gönderdi. Duyduğuma göre sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın. Bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı buyurdu. İbn Sirin ve Şâbi gibi zatlarla da görüşüp sohbet eden Hasan-ı Basri pek çok talebe yetiştirdi. Onun yetiştirdiği zatlardan 236'sının isimleri kitaplara geçmiştir. Bunlardan 68'inin hadis rivayetleri kütüb ü Sitte adı verilen meşhur hadis-i şerif kitaplarında yer almıştır. Talebelerinin en meşhurları şunlardır: Hasan-ı Basri'nin tefsirlerini nakleden Katade, hadisteki rivayetlerini en iyi bilen Hişam bin Hasan, hadis ilminde hüccet derecesine gelen Yunus bin Ubeyd, Basra gençlerinin seyyidi buyurduğu Eyyub bin Ebu Temime, Basra'da sohbetlerini dinleyen ve ondan istifade eden tasavvuf ehli arasında Rabia-i Adeviye, Malik bin Dinar, Habibi Acemi gibi zatlar da vardır. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, vera ve tavazu sahibiydi. Tavazu alameti olarak yün giyerdi. Buyurdu ki, Bedir harbine katılmış yetmiş kadar sahabiye yetiştim. Bunların yünden başka bir şey giydiklerini görmedim. Yün elbise giyen tevazu için giyerse Allahü Teala onun basiret nurunu arttırır. Riya ve büyüklenmek maksadıyla giyerse mancınıkla cehenneme atar. Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ederken bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Hasan-ı Basri o kimseye, ''Kardeşim, arkandaki yükü bir yere bırakıp, öyle tavaf etsen olmaz mı? buyurdu. O kimse, bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan yedi kere sırtımda getirip haç yaptırdım. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakı ile yetiştirdi. Cevabını verdi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet boşa gider. Ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur, buyurdu. Hasan-ı Basri, güzel ahlak sahibi ve cömertti. Maaşını alır almaz fakirlere dağıtırdı. Daima cimriliğin kötülüğünden bahsederdi cimri birinin vefatı sırasında yanında bulundu. Ve ona, o para ve malları sana teşekkür etmeyeceklere bıraktın. Şimdi özrünü kabul etmeyecek olan Allahü Teala'ya gidiyorsun buyurdu. İsraf hakkında da bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman onun nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis yani helal olmayan kazanç israfta harcanır buyurdu. Cimli ile müsrif arasında orta yolu seçen bir kimse olan Hasan-ı Basri'nin Ey Ademoğlu! karnının üçte birine kadar ye. Üçte birine kadar iç. Üçte birini de düşünme ve teneffüs için ayır. Sözü tıp otoritelerini hayrete düşürecek mahiyettedir. Bir sohbeti esnasında buyurdu ki, kalbin bozulması altı şeyden. Bunlar, 1- allah Teala'nın rahmetini umarak tövbeyi terk etmek. 2- ilmiyle amel etmemek. 3- amelinde ihlas sahibi olmamak. Dört, Allahü Teala'nın ihsan buyurduğu rızkı yiyip şükretmemek. 5. Allahü Teala'nın taksimine razı olmamak. 6. Vefat edenleri kabrine defnedip onlardan ibret almamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Ondan kurtulana ondan sonrası daha hafif ve kolay, ondan kurtulamayana, ondan sonrası daha zor ve çetindir. Hasan-ı Basri'nin Şem'un adlı mecusi bir komşusu vardı. Onun Müslüman olması için Allahü Teala'ya geceleri niyaz ederek ağlayıp yalvarırdı. Bu komşusu bir hastalığa tutuldu. Bu hastalıktan bir türlü kurtulamayan Mecusi son derece halsiz düştü. Hasan-ı Basri onu cehennem ateşinden korumak için yanına gitti ve ona kelime-i tevhidi telkin etti. Allahü Teala'nın sıfatlarını açıkladı ve buyurdu ki: "Ey Şem'un, şu kadar müddetten beri ömür sürüp rızkın için çalışıp didindin. Ama bu gayretlerin boşa çıkacaktır. Zira sen uzun yıllar ateşe taptın. Gece ve gündüz yaratıcı sanarak ona secde ettin. Küfründe şimdiye kadar ısrar eder oldun. Bu sebeple yerin ateş olacaktır. Ancak bundan böyle tövbe ederek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip onu zikredip verdiği nimetlere şükredici olmalısın ki, hakkın dergâhına vardığında kendine cenneti mekan bulasın. Mecusi, bazı bahaneler ileri sürerek iman etmek istemedi. Hasan-ı Basri buyurdu ki, senin dediğin hususlar teferruattır. Asıl olan imandır. İmanla şereflenenler, cehennem ateşine girseler bile elim azaba uğramazlar. Hatta cehennem ateşi bile imanı kuvvetli bu kişilere pek tesir etmez. Cehennem müminlere hitap ederek günaha müptela olanlara günahları kadar azab olursa da sonra çok sevaplara kavuşurlar. Ama kafirler ebedi sonsuz azab içinde nice bin türlü eziyete düçar olacaklardır. Hak Teâlâ, mü'minleri dünyada da keramet ehli kılıp, hakikati göstermek için peygamberlerin varisleri olarak onları kuvvetlendirmiştir. Eğer diğer ateşe tapanlar gibi acıklı bir azaba uğramak istemiyorsan, gel ikimiz elbiselerimizi çıkarıp yanan fırına girelim. Bakalım hangimizin bedenini ateşin alevleri yakmayacak buyurdu. Hasan-ı Basri orada yanan bir ateşin içine kollarını sıvayıp soktu ve Ey Şem'un! Ateş dünya ve ahiret mahlukudur ve Allahü Teala'nın emriyle yakar. Allah'ın emriyle ateşin mizacı su gibi, suyun mizacı ise ateş gibi olur buyurarak kor halindeki ateşten kollarını çekti fakat ellerinde en ufak bir yanma alameti görülmedi bu durum karşısında gönlü yumuşayan mecusi İslam'a meyletti ve ey Hasan bütün sözlerin ve davranışların güzel fakat bu kadar telef edilmiş ömürden ve işlediğim kötülüklerden sonra affa ve merhamete layık olur muyum o kelimeyi tevhid'i söylemekle cennete girip hurilere ve gılmana yani hizmetçi erkeklere nail olabilir miyim?" dedi. Hasan-ı Basri, "Evet," buyurdu. Mecusi, "Ey Hasan, eğer bana bir ahitname yazıp bana kefil olursan imana gelirim. Yoksa korkarım," dedi. Hasan-ı Basri gereken teminatı vererek onun kelime-i tevhid ile iman etmesine vesile oldu. Şem'un bir müddet sonra vefat etti. İsteği üzerine ahitname ile birlikte mezarına koyup defnettiler. Hasan-ı Basri evine döndüğünde kendi kendine yaptığına pişman oldu. Ve ey Hasan sen gaybe hükmederek küstahlıkta bulundun. Acayip sözler söyledin diyerek çok üzüldü. Bu üzüntüyle uykuya vardığında, rüyasında Şem'un'un yeni Müslüman olmuş, nurlar ve ışıklara boyanmış başına kıymetli cennet taşlarıyla süslenmiş bir taç, beline altın bir kemer kuşanmış bir halde cennete doğru gittiğini gördü. Şem'un, Hasan-ı Basri'ye yönelerek, Allahü Teala bir zengin padişahmış, kullarına lütfu büyük, ve merhametinden bir damla içmekle benim gibi binlerce asiler rahmetine garg olurmuş. Allahü Teala'nın yardımıyla bu asinin günahları ve hataları iyiliğe çevrilip cenneti âlâ bize nasip kılınmıştır. Senin yazdığın o kağıda ihtiyaç kalmadı. İşte kağıdın deyip Hasan-ı Basri'nin eline verdi. Sabahleyin uykudan uyanan Hasan-ı Basri o kağıdı elinde buldu. Hasan-ı Basri vefat etmeden önce şöyle buyurdu. İnsanoğlu sıhhatli günlerinde ve hasta olduğu günlerde faydalı şeyler yapmış olsa, yani ömrünü değerlendirse ne iyi olur. Vasiyeti şöyledir. Hasan İbnil Ebil Hasan şehadet eder ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Muaz bin Cebel'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah bir hadisi şeriflerinde bir kimse ölüm anında sıdk ile kelime-i şehadet getirerek ölürse cennete girer buyurdu. Evinde yapraklı hurma dallarından dokunmuş bir divandan başka bir şey bulunmayan Hasan-ı Basri, ölüm hastalığı sırasında şu duayı yaptı. Allah'ım ben bineğimin eğerini bağladım. Yaygısı toprak olan kabir yerine seferimin hazırlığını yaptım. Benden sonra bana nispet edilenlerle beni sorguya çekme.'' Allah'ım, Resulünden bana ulaşanı tebliğ ettim. Peygamberin hadisinin tasdik ettiğiyle kitabın olan Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettim. Şu kadar var ki ömrümün hesabından korkuyorum. Vefat etmeden az önce bir müddet kendinden geçti ve tekrar ayıldı. Sonra da beni cennetlerden, pınarlardan, ve güzel konaklardan uyandırdınız buyurdu. 728'de bir cuma gecesi vefat etti. O zaman 88 yaşında bulunuyordu. Cenazesini talebelerinden Eyüp ile Hümeydüt Tavil yıkadılar. Cuma namazından sonra cenaze namazı kılındı. Bütün Basra halkı cenazesinde hazır bulundu. Salihiye denilen yerde bulunan kabri, sevenleri ve hak aşıkları tarafından ziyaret edilmektedir. <laughs>